Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama, veto etme kararı aldık. Değerli izleyenler, Rusya Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Suriye'ye yapılan insani yardımın Türkiye'den geçmesine izin veren Birleşmiş Milletler kararını artık onaylamayacağını duyurdu. Rusya Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Suriye'de insani yardımın Bab el-Hava'daki Türk sınır kapısından geçmesine izin veren Birleşmiş Milletler kararının uzatılmasını onaylamayacağını söyledi. Rusya Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Suriye'ye insani yardımın Bab el-Hava'daki Türk sınır kapısından geçmesine izin veren Birleşmiş Milletler kararını uzatılmasını onaylamayacağını söyledi. Mevcut kararın geçerlilik süresi Temmuz ayında sona erecek. Çin ve Rusya 2020'nin başlarında Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine insani yardım sağlamak için Türkiye'den iki sınır geçiş noktasını muhafaza edecek bir Birleşmiş Milletler kararını veto etmişti. Bu vetodan günler sonra Kongre yardımların bu geçiş noktalarından sadece biri olan Bab el-Hava üzerinde teslim edilmesine izin verdi. Bu bir yıllık süre 9 Temmuz 2021'de bir yıl daha uzatıldı. North Press Agency'nin aktardığına göre Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nin uzatma kararından bu yana geçen 9 ayda bir durumun değişmediğini söyleyerek Rusya'nın tutumunu haklı çıkardığını savundu. Kararın amacının Suriye'nin tüm bölgelerine yardım ulaştırmak olduğunu, ancak bu süre zarfında sadece 3 yardım konvoyu İdlib'e ulaştığını kaydetti. Nebenzia, Rusya insani yardımın önümüzdeki Temmuz'da sona erecek olan insani yardım mekanizmasını Suriye sınırından geçmesine izin vermek için herhangi bir gerekçe görmüyor dedi. Büyükelçi, yardımın müttefiki Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi ve çatışma hatları üzerinden iletilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sınır kapılarından yardım geçirmekte ısrar etmenin Şam'dan İdlib'e insani yardım sorununu çözme konusundaki isteksizlikten başka bir şey olmadığını söyledi. Büyükelçi, dürüst olmama izin verin. Bu gibi durumlarda sınır ötesi kararın tekrar yenilenmesi için herhangi bir neden göremiyoruz dedi.